Bu dünkü programımızın ilk açılışında öncelikle Gülizar oğlu Nola Mehmetoğlu hanım arkadaşımızın bahsetmiş olduğu bu adolesan evlilikler konusuna bir giriş yaptı. Buradaki çocuklarımızın yapmış olduğu adolesan evliliklerde bir takım psikolojik sorunlar oluşturdu. Bunu psikolojik sorunlar içerisinde öncelikle bir ambivalent ilişkisi içerisinde bu yeni henüz daha ergenliğe geçmemiş çocukların psikolojilerinde kabullenmek ve kabullenmemek esasında acaba bu çocuklar doğacak çocukların bebeklerini sevecekler mi, sevmeyecekler mi, bir yandan hem severken bir yandan hem sevmemek gibi itmek gibi sonuçlar doğurduğundan bahsetti. Daha sonra adli tıp profesörümüz Selim Özkök Beyefendi bizlere bu psikoloji içerisinde geçmişten gelen bilinçaltının ileride bir takım sonuçlar doğurduğunu, bu sonuçlar içerisinde de psikolojik olarak ileride kişiyi mutsuzluğa sevk edecek bazı deneyimler ve o deneyimlerin içerisinde bilinçaltının geriye itmiş olduğu bazı sorunları ileride bir takım şekilde ortaya çıkardığından bahsederek, bunun içinde psikolojinin gelişmiş olması gerektiğinden bahsederek, bu konuda psikolojik olarak psikiyatristlere bayağı önemli derecede sorumluluklar yüklemiştir. Ben bu konuda bir açılım yapmak istiyorum. Özellikle psikoteknik yöntem içerisinde bu tür erken hamilelik dönemlerinde çocuklarımızın bir takım sorunlar içerisinde kişilik kaybına maruz kaldıklarını, bu kişilik kaybı içerisinde henüz daha kendilerinin ne olduğunu ne olmayacağını anlayamadıkları bir süreç içerisinde o zamanki psikolojik amacına ulaşamadı eksiklikler nedeniyle. Yine şimdi cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması planlanıyor idi. Ve bütün bunlar çocuğun yüksek yararı gözetilerek yapılmak isteniyordu. 2010 yılında Ankara'da pilot uygulama olarak başladı. Başbakanlığın genelgesi ile insan gücü çimin içinde adli görüşmeci dediğimiz bir grup var. Bunlar yetiştiriliyorlar. Sosyal hizmet alanında görev yapmış hekimler, hemşireler, psikologlar veya psikolojik danışmanlar burada görevlendiriliyor. Aile görüşmecileri var. Çocuğu istismar etmeyen, yani aile içinden değilse istismar, aileyle görüşülüyor. Çocuk hakkında bilgi alınıyor. Ailenin yapısıyla ilgili bilgi alınıyordu. Ve bununla topyekün bir mücadele, hem çocuk açısından hem aile açısından bir mücadele edilmesi planlanıyor idi. Aslında çok da makul ve mantıklı idi ama bazı yerlerden aksaklıklar oluştu. Hastalığı, bunları zaten psikiyatrik konsültasyona ihtiyaç duymayız. Bu yetki bize verilmiştir. Ama her hekimin vicdanı var. Bu kadar önemli bir konuda, 15 yıldan başlayan, insanın canına mal olan, toplumu darmadağınık eden bir konuda böyle kolay kolay hüküm vermek doğru değil. Daha da çok olmalıyız, daha da açılmalıyız. Biz en basit cinsel muayenede, en basitinde bile tek gözle asla girmezdik, girmeyiz de. Ben 1000 tane görsem 1001. de gene bir arkadaşımı çağırırım. Hatta 3 kişi oluruz. Bir daha da çıkar konuşuruz. Vicdan. Şu anda halen bu durumdayız. Psikiyatri uzmanı gelmeyecek Hakim Bey. Yani o kadar değiliz, daha olamadık, olamayız da. Ancak konsültasyon. Yahut çok iyi. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı konusunda rapor düzenlenmiyor mu? Düzenleniyor. Ancak Gülgün Hanım, söz almak ister misiniz? Son dönemde siz yürütüyorsunuz. Duyabiliyoruz herkesi. Doktor Nilgün Sezgi. Adli içerisinde adli tıp çocuk bölümünde görev yapıyorum. Yaklaşık 2 yıldır. Daha öncesinde adli tıp kurumu ihtisaslıyım. 2007 girişliyim. Buradan önce de Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nda görev yaptım. Orası da otopsi ölüm sebebi tespitlemeyen vakaların tespit edilebildiği, yani dava her iki taraf ifadeler, tahkikat dosyası vesairenin ele alındığı bir yerde. Öncelikle sizin sorunuza da geleceğim ama şunu ifade etmek istiyorum. Ben de bir çocuk sahibiyim ve doğum sonrası 2,5 yıl sonra ilk işe başladığımda 1. İhtisas Kurulu'nda bir dosya verildi bana. Dosyayı açtığımda 3,5 yaşındaki bir erkek çocuğun hastaneye yüksekten düşme şikayetiyle götürüldüğünü,
gördüm. Otopsi tutanağına baktım. İfadeleri incelemeye başladım. Anne boşanmış. Başka bir şahısla yaşıyor. Evlilik dışı bir ilişkisi var. Ve şahsın çocuğuna çok da iyi davranmadığıyla ilgili ifadeler. Tabii olayı sonlara doğru açıklamış falan. Bir dükkan işletiyorlar. Çocuğa kötü davranıldığına dair o kadar ifade var ki, tabii bu dükkanın yanındaki esnaf falan da şikayetçi olmuş. Dükkana polis geliyor. Ve diyor ki hani bir çocuk var ve kötü davranıldığına dair bir şey aldık, duyum aldık. Diyorlar ki evet bir çocuğumuz var ama evde. Tam polis şikayet üzereyken o dükkanın içerisindeki masanın altında ayakkabı fark ediyor. Ve açık baktıklarında çocuğun orada uyuduğunu görüyorlar. Ve tutanak tutuyorlar. İşte çocuk dükkan içerisindeki masanın altında uyur şekilde bulundu. Ondan sonra alındı, hastaneye götürüldü. İşte hastane evrakına bakıyorum, ölmeden önce tutulmuş. Genel adli muayene raporu. Kollarındaki ekimozları tespit etmiş hekim arkadaş. Ama işte tam da burada az önce bahsettiğimiz aile hekimlerine ve belki acilde çalışan hekimlere gerçekten bu konuda hani bütüncül yaklaşılması gereken dediğimiz şey. Yani orada o çocuk tespit edilebilirdi bence. Ve hep onu